kardeşimizi ölür. Ben bugün hesaba çekileceğini biliyordum. Lanetliyorsun. Ben bir gününde hesaba çekiliyorsun diyen, buna hazırlık yapan için takdiri geldiği zaman bir kutluluştur. Bu dünya onun sıkıntıdır. Dünyanın en güzel haliyle devleti bir düşünün. Arada 70 bin derece fark var ya. Dünyanın en güzel haliyle devletin en düşük derecesi arasındaki fark bu. Hiç ikisi birbirine kıyas edilebilir mi? O zaman bizim dünyanın en güzel hali devlet için bakımımızda bir zıttardır. Bir kurtuluştur, mutlaktır. Ama Allah-u Teala ile kavuşmak için hazırlık yapabilene, namazını, orucunu, zekatını, güzel kulluğunu, salih amelini, azınını tam tamam bize bilerek bir kurtuluştur. Ama Rabbimizin emri ilahisi geldiği zaman kendisi buna müdahale etmeye kalkışmayacak. Hataya gitmeyecek. İşte öyle diyecek. O kitabın yüzde çarpıldığı zaman, kitabın hiçbir iyi amel bulunmadığı zaman, iman nimete mahrum kaldığı zaman keşke diyecek. Ölür bir son olsaydı. Annesi de öyle diyor. Yâretini küsü turaba, ah yedim onlar. Keşke bugün toprak olsaydı. Hesapsız, sualsiz, ölümle her şey bitmiş olsaydı da toprağa karışık bitseydik. Ama toprağa karışık bitmeyecek. Çünkü insanoğlu başı boş yaratılmadı. Hiçbirimiz başı boş bırakılmadı. Rabbim bizi tepeden tırnağa donattı. Bilgi, nimet, nice nice nimetler verdi bizlere ve dedi ki sizi bunlardan hesaba çekeceğim. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْتُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha güzel amel edecek? Hanginiz daha güzel işler yapacak? Hanginiz Allah-u Teala'nın rızasını gözetecek diye sizin için ölümsüz ve hayatı yarattım. Sizi dünyaya gönderdim ama hiçbir zaman sizi başıboş bırakmadım. Peygamberler gönderdim, kitaplar gönderdim, size bazı alimi yüce mevlen anlatıp hakkını dayanırdım. Bunları anlattım ki beni bilesiniz, bana ibadet edesiniz, beni tanıyasınız, verdiğim nimetlere şükredesiniz yüce mevlen. Bunun için yarattığını ve bundan da hesaba çekeceğini ayan beyan net bir şekilde beyan ediyor. İşte öyle diyecek. Keşke ölümle her şey bitmiş olsaydı. مَا اَغْنَا عَنِّي مَالِيَ. Rabbimiz duyuyor ki malın da ona hiçbir fayda sağlamadı. Bütün dünyadaki telaşesi, ibadeti, imanı hepsini ileri atmıştı. Hep dünya malı tedarik etmek için, bunu sağlamak için de ama o mal da onu kurtarmadı. Dünyada kurtarmadığı gibi ruzi mahşerde de hiçbir şekilde işine yaramayacak, ona bir faydası olmayacak. Ve devam ediyor. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَ. Gücüm, hükümdanlığım, hükmüm, şecaatim de bana bir fayda sağlamadı, beni bıraktı gitti. Yani dünyada iken kendini nüfuzlu zannediyordu, güçlü zannediyordu, emrinde çalışanlar vardı. Şu vardı, bu vardı, parası vardı, malı vardı, bakanı vardı. Bunlar ona fayda sağlayacak zannetmiş idi. Ama bu zimahları vardığı zaman bütün bunların hepsinin onu terk ettiğini gördü. Onlar ondan uzaklaşmış oldu. Rabbimiz de buyurdu ki سُمَّ الْجَحِينَ صَلُّ سُمَّ فِي سِلْكِلَ. Bugün onu alevli zahime, alevli ateşe sokun. Artık onun için bir kurtuluş yolu, bir çıkar yol yok. Çünkü dünyadayken Kur'an ona geldi, bu akıbeti beyan etti. Ölüm anı geldikten sonra döneyi böyle diyecek, başlarca taklıyor. Rabbimiz duyuyor ki, onlar diyecekler, ya Rabbi, bize tekrar mühlet ver. Ya bugün bizi toprakla hesabı kurar etmekle, ya da bize mühlet ver, dünyaya geri dönelim. Tekrar gidelim. Ya Rabbi vallahi bütün yaşantımız boyunca sana ibadet ve taat yapacağız. Emrettiği şekilde yapacağız. Peygamberle tabi olacağız diyecekler. Rabbim bize bunlardan muhafaza edecek. Bizim evlamız bunları şu için anlatıyor. Kur'an ahiret ahvalini özellikle Mekki dönemi son Kur'an 300'üne bakıldığında hep Mekki dönemi süreleridir. Ahireti en güzel şekilde bunlar anlatır. Kur'an daha güzel anlatır da hani o bizim aradığımız yerleri. Artık ahireti ne oradan net bir şekilde bayan eder. Amel defteri sıfırla gidenler ya bizi dünyaya geriye gönder de yaşadığımız müddet boyunca seni anamız,
sana tesbih edelim, sana hamd edelim, iyi kulların ne yapıyorsa biz öyle yapacağız. Yeter ki bizi dünyaya gönder. Bizim evlamız dedi ki, size benim peygamberim geldi mi? Geldi ya Rabbi, inkar etme, yalan konuşma gibi bir şey var, yapamam. Geldi ya Rabbi, size benim kitabım geldi mi? Geldi ya Rabbi, zaten her biri kayıt altında. Peki o kitapta o peygamberlerin size bunu anlattı mı? Ruzi mahşerde hesaba çekileceksiniz. Ağzınız her meselesine hesap vereceksiniz. Anlattı ya Rabbi. Niçin yapmadınız? Niçin idare etmediniz? Bunun bir intihar olduğunu bilmiyor muydunuz? Biliyorsunuz ya Rabbi. İşte o gün bu hale düştüğü zaman insanlar dünyaya gelmek isteyecek. Olmadı, toprak olmak isteyecek. Olmadı, yok olmak isteyecek. Ama olmayacak. Sakar cehenneminden mevzu bakıyoruz bize böyle. Onu anlatıyor ama şimdi geldiğimizde ne anlatabiliriz? Yarın yamada durup oraya girmiyoruz. Ancak dünya için kazanılan mal Allah-u Teala yolunda harcandığı zaman, salih ameller işlendiği zaman, dünya için ahiret terk edilmediği zaman, ahiretin bilim borçları olan namazlarımız eda edildiği zaman, Kur'an salih amel diyor, bize işler diyor. Yani bir Müslümanın Kur'an'da istediği bütün güzel fiilleri yapabileceği en güzel haliyle yapmaya çalışmak. Elbette ki hatalarımız var, kusurlarımız var, noktalarımız var, namazımızda da noktalarımız var, ibadetimizde de var, kulluğumuzda da var. Oluyor ki insanın beşeri şaşıyoruz. Ne yapacak insan? Rabbim, ben nacimdim, ben günahkarım, ben hata ettim. Beni hatalardan, beni günahlardan, beni mafiyalardan, beni boş işlerden uzak eyle. Rızanla layık ameller işlemeyi bana nasip eyle diye dua edecek. Ama duanın ardından Kur'an'ın ve sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği ve gösterdiği yolda sapa sağlam ve dost doğru bir şekilde yaşama cihetine gidecek. Tevbet esasın aynı. Tevbet esasın aynı. Tevbet yine aynı havayı tanıya devam edersen bu siz sahibinizsiniz ki yalama olmuş. Aferin yalama olmuş. İşleri bozulmuş. Bir daha ayağa tutmuyor. Müslüman Rabbine bir söz verdiği zaman bu sözü yerine getirecek. Ya ben işlediğim günahından, hatamdan tövbe ediyorum. Ya Rabbi beni bu illetlerden, bu rezilliklerden muhafaza eyle. Beni dünyadan rezil olmaktan koru, ahirette de rezil olmaktan koru. Efendimiz de buyuruyor. Ya Rabbi öyle dua ediyorum. Geçerim bir vakti. Ayetlerden kaldığı yataktan Efendimiz de alıyor. Efendimiz de bulamayınca karanlıkta bir şey yok, bir şey yok. İlk uzak bir Efendimiz'in ayağını buluyor. Sevgili Peygamberimiz secdede ağzıyla kalbimizde şu dua yapıyor. Ya Rabbi ben seni anmaktan, seni övmekten, sana layıkıyla hamd sana etmekten uzak. Bunu tam manasıyla yerine getiremiyorum ya Rab. Sen kendini nasıl övüyorsan övdüğün gibisin. Ya Rab, azim olan, yüce olan, onur olan sensin. Beni affet, beni bağışla, ümmetini bağışla. Bizler de her zaman bu acımızı vereceğiz. Ya Rab, biz seni övmekten, sana hamd etmekten aciziz, tam manasıyla yapacağız.